diyelim. Bir dakika, dinle de. Ya, bir dakika. Ben sessiz alalım Sekar. Burası iyi serinmiş, ısınıyor güzel. Dün yandık abi. Bunu açmadım değil mi? Mikrofonlar açık mı? Güzel hocam. Evet, sizdeyiz. Yaka bağır düzgün mü? Evet. Sağ ol. Sağ olun Rıçım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Transferdeki, bu sezonki transferdeki 3. transferimizi gerçekleştiriyoruz. Vido Koçer'le 2 yıllık sözleşme imzalayacağız bugün. Vido uzun yıllarda Türkiye'de başarıyla ve öncesinde Almanya'da başarıyla kariyerini devam ettiren bir oyuncu. Bu seneki sezon başında söylediğim nokta atışı diye tabir ettiğim transferlerimizden bir tanesi. Görüşmelerimiz olumlu neticelendi ve Samsunspor'da oynamaktan çok mutlu olacağını belirtti. Biz de bugün imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ailemize çok da çok yine çok değerli, hem karakter olarak hem de oyun kalitesi olarak çok değerli bir birey katmaktan son derece mutluyuz. Ben hepinizin önünde kendisine hoş geldin diyorum ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Güzel abicim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sene sayıdan çok kaliteye odaklandık. Çünkü geçen yıldan bir takımımız vardı elimizde. 73 puan aldık ama maalesef şampiyon olamadık bildiğiniz gibi. Eksiklerimizi, analizimizi iyi yaptık. Bu sene Mustafa'nın da dediği gibi nokta transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Koçer de bize gücümüze güç katacak diye düşünüyoruz. Kendisi çok iyi bir profesyonel. Takımımız bu sene inşallah şampiyonluğa koşarken Koçer'in de bize çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Yani bundan sonra transferi artık Mustafa olur mu, kaç tane olur onu beraber karar veriyoruz ama büyük bir eksik daha giderildi diye düşünüyoruz. İnşallah herkesin keyif alacağı, iyi mücadele eden, başarılı bir Samsunspor'u bu sene 25 bin kişiyle bütün maçlarda dolu dolu keyifle izleriz diye düşünüyorum. Koçer de bu şampiyonluğa büyük katkı sağlayacak. Çünkü hem iyi profesyonel hem usta bir oyuncu. Kendisinin bizimle birlikte olmasından biz gayet mutluyuz. İnşallah o da Samsunlular bağrına basacaktır Samsunsporlar. Samsunspor taraftarı iyi oyuncu seyretmeye alışkın. Koçer de bunlardan biri olacak. Kendisine şimdiden ben hoş geldin diyorum camiamıza. Bu transfer hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Şimdi Guido Türkçesi çok iyi değil. 4 senedir burada olmasına rağmen İngilizce duygularını söyleyecek. Ben sizlere tercüme etmeye çalışacağım. How about your feelings for coming to Samsunspor? Yes, I'm happy the deal is finished and I'm happy here for this next 2 years and I want the best, I give my best for the club, for everything. Anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki 2 senede burada olacağım için çok mutluyum ve her şeyimi vereceğimi bilinmesini istiyorum. And what would you like to say something more? No, I'm want with this club up. This is my idea. The club have a good plan and that's why I come here for go up with the team, go up for the city. This is the big club. That's why I signed here. I think in the next 2 years the club is not for this league. That's why I must fight, I give my best for next season champion. Yes. Bu kulübe geldim çünkü bu kulübün bir planı var. Bu kulübün yeri kesinlikle bu lig değil. Biz hep beraber, benim de
verebileceğim en fazlasıyla bu kulübü üst liglere taşımak durumdayız. Ve ben bunu savaşını vermek için buraya geldim. Serdal abi, sana çeviriye gerek yoktu. Anlamışsındır sen zaten. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Maybe. They have a question, but I'm not sure if it's for you or it's for me. Okay, yes, yes, yes. Samsung gazetesi Mustafa, hayırlı olsun öncelikle Samsung için, Samsung Spor için. Umarım her iki taraf için de güzel hatırlanacak bir dönem geçirirsin burada. Benim sorum şu olacak, geçmişini incelediğimde diğer oynadığın kulüpleri tabii ki küçümsemek için söylemiyorum ama ilk defa aslında çok Türkiye'de de hatır sayılır bir taraftar grubunun önünde oynayacaksın ki bu bir futbolcu için çok önemli bir şeydir. Bu sana nasıl hissettiriyor? Bir de şunu soracağım, hücumda aslında çok yönlü oynayabiliyorsun, bunu önceki geçmişinde de görebiliyoruz. Bir avantajım var Samsunspor'un bu konuda, daha önce çalışmış olduğu bir öğrenciyle çalışacak İrfan Buz. Tabii ki hoca senin nerede daha faydalı olacağını çok iyi biliyordur ama sen kendini daha rahat nerede hissediyorsun? Yani daha faydalı olabileceğini düşündüğün mevki neresi? Teşekkür ederim. So he has, long question. Yeah, but he has two questions. I can we can go one by one. Okay. The first question, maybe for the first time in Turkey you're going to play in front of very big fan base, like a lot of fans will watch you. How do you feel about this? This is the question. The first question. I'm like this. In Germany it's all full. My ex-team was only no fans. This is new feeling for me. And I heard I play also here. I'm happy for when I played in the home, and for the fans is so big. Yeah. It's you have good feeling also. Almanya'da daha önce zaten hep full tribünleri oynanıyor ve ben orada çok büyük bir keyifle oynuyordum. Fakat daha önceki takımlarımda Türkiye'de bu taraftar şeyini yakalayamadım. Fakat biliyorum ki Samsun'da taraftar çok fazla ve büyük bir keyifle izliyorlar, kalabalık bir şekilde izliyorlar. Bu beni motive edecek ve ben bundan çok büyük mutluluk duyacağım. Now the second question. Mm-hmm. You're offensively can play a lot of positions like winger or striker, and you're going to work with Mr. İrfan Buz, which you have worked together before. Mm-hmm. But which position do you feel the best in the offensive, like winger or forward or whatever? For yourself, your yes. evaluation. My position is right side. I'm shoot mid left. I can inside for shoot. This is for me my position. But the coach is important. The coach can said that you can right left in the offense. I can play every position. Ya sizin de dediğiniz gibi ofansta hemen her pozisyonda oynayabilirim. Burada hocanın kararı önemlidir. Fakat kendimi en iyi hissettiğim sağ kanat. Çünkü ben sağ kanattan içeriye girip sol ayağımla sol ayağım ve şut atabiliyorum. Kendimi en iyi hissettiğim sağ açık pozisyon diyor. Başka soru yoksa Bunza'ya geçebiliriz. Okay. Teşekkür ederiz. Thank you. Yes, yes. Biraz daha geri çıkabiliyorlar. Ne bitiyor? Ya bu 55'in hikayesini anlatayım ben size. 55 tabii ki Furkan'ın forması. Fakat biz yeni gelen kardeşlerimize bir hoş geldin mesajı vermek için 55 numaralı formayla kendilerine forma yaptırdık. Yoksa forma Furkan kardeşimizin forması. Orada bir yanlış anlaşılma, orada bir yanlış anlamı olmasın. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you. Şimdi bir resim çek daha yok. Guido. Burada arkadaşlar fotoğraf da çeker. Hayır. Şunu alalım mı? Alalım. Formayla. Formayla. Peki burada formal giysen daha iyi. Tabii. It's better for Guido. If it ever. Şey,